Tekrar birlikteyiz. Bir kere daha iyi akşamlar dileklerimizi iletiyoruz sevgili seyircilerimiz. Profesör Sencer İmer, Hacettepe Üniversitesi'nden stüdyo konuğumuz. Sayın Cahit Armağan Dilek bizimle beraber. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı. Bundan önceki bölümde konu çok ilginç bir yere geldi, dayandı. Bununla ilgili konuklarımıza düşünce fırtınası içindeler. Bunun sonuçlarını da değerlendireceğiz. Ortaya çıkan sonuçları da Türkiye'ye nasıl yansır, Türkiye neler yapmalı sorusunun peşindeyiz, sorusunun cevabının peşindeyiz. Şimdi bundan önceki bölümün son anları aslında Türkiye ile ilgili Amerika'nın senaryo çalışmaları içinde 2027 yılının içinde bir savaş olacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde. Evet. Önümüzdeki 10 yıl içinde. Ve böyle bir iç savaş durumunda Amerika Türkiye'ye müdahalede bulunacak, askeri müdahalede bulunacak gibi ortaya çıkan bir senaryodan hareketle Amerikan politikalarını da konuşuyoruz. Bunun yanı sıra Sayın Sencer İmer yine bir önceki bölümde Alexander Dugin'in Putin'in temsilcisi gibi Türkiye'ye geldiğinde 15 Temmuz'dan önce hain darbe kalkışmasından önce yaptıkları özel sohbette söylediği sözlerden yola çıkarak Rusya'nın da bunun farkında olduğu ve bunu engellemek için çalışma içinde olduğu, Türkiye'nin yanında o anlamda yer aldığı ama önlenemez bir durumda Rusya'da kendi payına düşeni alacağı şeklinde Rubin'in değerlendirmelerinin olduğunu konuştuk. Şimdi bu noktada tam Sayın Cahit Armağan Dilek de dedi ki bütün bu senaryolar somut bir tehlikeye Suriye sınırında yaşananları değerlendirmeden anlaşılamaz. Somut bir tehlikeye nasıl dönüşeceğini oradan yola çıkarak değerlendirmeliyiz. O noktada sözü size verelim. Evet, yani bu 2015'ten önce bu 2015 veya 2016 15 Temmuz'dan önce işte Türkiye'de bir iç savaş olabilirdi. İşte bu 15 Temmuz darbe girişimi de bunu bu şekilde tetikleyebilirdi. Konusu var. Yani bunlara hepsi haberleri yapıldı. İşte ifadelerde bazı yerlerde geçti bunlar. Ama 2015 bu IŞİD krizinin ortaya çıkmasından sonra ve Türkiye'nin de tam böyle PKK ile müzakere ettiği bir ortamda Türkiye stratejik anlamda çok büyük bir hata yaptığını biz orada gördük. Şu an yaşanan olaylarda bunu gösteriyor. O zamanlar işte terör örgütüyle oturulup konuşulmaz, müzakere edilmez. Ama iki terör örgütü oturup konuşuyormuş, FETÖ ile PKK. Evet, tabii onlar konuşuyormuş yani ama yani devletin terör örgütüyle oturup konuşmasının vahim sonuçları olabileceğini biz bir şekilde ne yaptık? Hemen bu çözüm sürecinin sona ermesiyle birlikte bir şekilde o yeni terör saramalı ve peşinden işte IŞİD'in devreye girmesiyle birlikte ondan saldırılabildi. 2015'te biz bunu yaşamaya başladık. İşte aslında iç savaşa giden yollardan bir tanesiydi bu. Çünkü dediğim gibi çok yoğun bir terör sarmalı yaşadık. 10 binden fazla terörist öldürüldü. 2000 civarında şehidimiz var. Sivil asker karışık. Dolayısıyla Türkiye o ortamı bir şekilde yaşadı. Şimdi Amerikalıların öngörüsüne gelirsek aslında bu da bizim o yaptığımız büyük stratejik hatanın devamı olarak ben görüyorum. Amerikalılar muhtemelen o bir projeksiyon yaparak bu işe doğru gidiyorlar. Evet biz bu ilk dalgayı atlattık, önledik o iç savaşı ama şu anda o sırada PKK ne yaptı? İşte çözüm sürecindeki şeyi de kullanarak Suriye'deki fırsatı yakaladı ve çözüm sürecini başlattı. Güçlerini Suriye'nin kuzeyine aktardı. Çözüm süreci tamamen bitmeden orada tabiri yerindeyse kıyı başını elde etti. Kobani olayı oldu hatırlarsınız. Kobani onlar için çok stratejik yani stratejik önemli olan bir yer değildi ama psikolojik açıdan çok sembolik değer kazandı Kobani ve orada adeta kıyı başını ele geçirdiler. Ve ondan sonra da işte ABD'li olan müttefiklik oradan itibaren hızla ilerledi. Kobani olayı sürecinde Türkiye'de çözüm süreci devam ediyordu. Türkiye PYD, YPG liderlerini yani Sahil-i Müslim'i Türkiye'de ağırlıyordu. Onlara biz terör örgütü olarak muamele yapmıyorduk. Ve onun bedelini bir şu anda ödüyoruz. Ama şimdi yeni iç savaş nasıl olacak? O da şu, PKK-YPG, işte ABD desteğiyle şu anda bizzat Amerikalı generalin ifadesi var. Artık onlar bile bu ifadeyi kullandıklarına göre, bana göre gerçek rakam daha fazla olabilir. O diyor ki 50 bin kişilik diyor, burada çok güzel bir
hazır bir güç oluşturuldu, bir ordu oluşturuldu diye ifadesinde bulunuyor. Bu eğer o Amerikalı general bu ifadeyi söylüyorsa sahadaki rakam belki daha da fazla olabilir. Düzenli bir ordu. 2014 Ekim'inden bu yana düzenli olarak askeri yardım alıyorsunuz, eğitiliyorsunuz ve eğiten kişiler de Amerikan özel kuvvetleri. Ya düşünebiliyor musunuz? Ya özel kuvvet eğitimden geçen adamlardan bahsediyoruz. Teröristlerden bahsediyoruz. Ve işte son zamanlarda artan yığınla ağır silahlarla birlikte bir ordu. İşte yarın bir gün orada bunlar amacına ulaşır, kendilerini sağlama alırlar. Artık işte özellikle Fırat'ın doğusunda garanti altına aldıktan sonra yani bu onların büyük hedefinden vazgeçtiğini düşünmek hayalcilik olur. Bugün Neşirvan Barzani bile şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki referandum diyor bizim diyor araç büyük hedefe ulaşmamızdaki araçtır diyor. Demek ki adamların büyük bir amacı var yani. Nedir bu büyük amaç? Şeyleri var. Dolayısıyla aynı şey PKK'nın da var. İşte Öcalan'ın o ilan ettiği KCK yapılanması, dört parçalı federal yapı, işte kantonlar, şunlar bunlar. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde bu garantiyi aldıktan sonra oradaki güçlerini kuzeye yani Türkiye'nin içine yönlendireceklerdir. Şu andaki Türkiye'de böyle yoğun çatışmalara girmiyor olmaları, Türkiye'nin içinde 10 bin tane terörist öldürmüş olmanız terör örgütünün bittiği anlamına gelmiyor. Terör örgütü bana göre gücünü Suriye'nin kuzeyine yığdı. Evet ve en güvenli sığınakta yani Suriye'nin kuzeyinde bizim hiçbir askeri müdahalede bulunamadığımız bir yerde bir kere Karaçok'u vurduk biliyorsunuz. Onun haricinde hamle yapamadığımız yerde Amerikan kontrolünde, güvencesinde orada büyüyor ve kendini gelişiyor. Onun civarında gelişiyor. Da Amerikan evet. Üssü var değil mi orada? Tabii 10 tane var. Amerikalılar bir şekilde kabul etmiyorlar. İşte askeri yardımları bile kabul etmiyorlar artık ama sahadaki gelişmeler bunun öyle olmadığını gösteriyor. Fotoğraflar bunun öyle olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bunlar orada kendilerini garantiye aldıktan sonra PKK'nın, YPG'nin Türkiye'ye yönelmesi, elindeki silahları Türkiye'ye geçirip burada kullanması bunun kaçınılmaz olduğunu biz bir şekilde göreceğiz. Bunu Amerikalılar da bir şekilde görüyorlar. Bu Amerikan senaryosunun temel aktörü yine kullanacağı YPG mi? Türkiye'de iç savaş. Tabii PKK olacak tabii. Tabii başka Türkiye'de başka nasıl bir iç savaş çıkartabilir? Yani başka bir konu yok. Yani bu iç savaşı PKK'ya kullanarak yapacaklar. Sonuçta orada ona odaklanmış. Burada özellik yapıyor önce. Sonra işte bağımsız bir parça oluşturmaya yönelmiş bir örgütten bahsediyoruz. Bundan vazgeçmeleri mümkün mü? Değil yani. Bu yani vazgeçti demek bir hayal yani bu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemdeki iç savaşın böyle olacağını biz bir şekilde göreceğiz. Bu bir. Amerika oraya nasıl müdahale edecek? Şimdi bu incelik mutabakatı yapıldığı zaman o zamanlarda yazdık bu işleri konuştuk hep. Dedik ki ya bu önü açık olan bir mutabakattan bahsediyoruz. Amerikalılar o zamanki Amerikan Büyükelçisi Bas şöyle bir açıklama yapmıştı. Sormuşlardı bir basın toplantısında. Buraya ne kadar güç gelecek diye. IŞİD'le mücadele için. Dedi ki ne kadar ihtiyaç duyuyorsak o kadar güç getireceğiz. Ne kadar kalmamız gerekiyorsa o kadar kalacağız dedi adam. Yani bir büyükelçi böyle bir şey söyleyebilir mi? Sen sonuçta Türkiye'nin izniyle orada kalan bir şeysin ama kendini bu kadar rahat hisseden bir pozisyona demek ki. Şimdi Türkiye'ye getirilen bu sistemlerin, işte uçakların önemli bir kısmının IŞİD'e karşı kullanılacak silahlar olmadığını biz bir şekilde görüyoruz. Yani uçaklar olmadığını görüyoruz. İşte hava savunmasında kullanılan uçaklar, IŞİD'in uçağı yok ki. Yani çünkü tam o sırada Rusya geldiği için de tesadüf ona irtibatlandırdılar. Bizim hava sahasımızı koruyacaklardı uçak düşürmeden önce, uçak krizinden önce falan. Dolayısıyla ben o zaman yazdığım yazılarda şu soruyu sormuştum. Ya Amerikalılar bu gücü nerede kullanacaklar, ne maksatla kullanacaklar? Yarın bir gün işte Irak'ın kuzeyindeki peşmergeler, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG destek isteyip, yani IŞİD'e karşı savaşıyoruz deyip, işte özgürlük bağımsızlık için savaşıyoruz deyip, Amerika'nın yardımını isteyenler, yarın bir gün benzer şey, Türkiye'nin içinde olduğu zaman, istedikleri zaman, belki de ilk kullanacakları sistemler, Türkiye'de konuşlandıkları sistemler olacak. Diyarbakır'daki konuşlandığı uçaklar olacak, İncirlik'teki AVAX'lar olacak ve diğer uçaklar olacak. Biz onu bilmiyoruz şu anda. Dolayısıyla dolayısıyla bir de Amerika müdahalesi de böyle olacak. Dolayısıyla adamlar hem öngörüyorlar hem de bir taraftan bu işin altyapısını oluşturup yapıyorlar. Ve IŞİD'le mücadelenin de ne zaman biteceğini söylemiyorlar. Dolayısıyla bu önü açık bir şey. Yani tamam bitti artık koalisyonu dağıtıyoruz dedikleri deyinceye kadar bu adamlar burada.
Türkiye'de yani. Bir de şöyle bir örnek de var, yaşanan bir örnek. Şimdi Irak'ın kuzeyinde bir Kürdistan oluşumu için referandum da yapılacak. Evet. Artık o yolda hızla gidiyorlar. Oradaki peşmergeler PKK, YPG'ye, Kobani'de, Türkiye üzerinden geçerek tabii yardıma gittiler mi? Tabii, tabii. Yani sonucunda kardeş kuruluşlar. Tabii. Ha? Hala oradan gidiyor. Yani şu anda... Hayır, ileri de evet. Suriye'nin kuzeyinde bir PKK, YPG oluşumu. Irak'ın kuzeyinde Barzanistan, peşmergeler. Bunların ileriki bir zamanda Türkiye'ye dönük ortak hareket etmeyeceklerinin garantisi mi var? Yok. Yok zaten. Kendiliğinden müttefikler. Çünkü zaten Kobani'de olduğu gibi yine bir dayanışma içinde bu sefer Türkiye'ye dönebilirler. Barzani yani zaten sağlam değil diyorlar. Belki orayı da PKK, YPG'yle geçirecek. Onu da bilmiyoruz. Yani öyle bir kendine göre planları var. Ta Kerkük'e kadar indi PKK. Evet. Mamur, yani o Kerkük'ün belli bir bölümünde PKK var. Yani bu şu anda Barzani'nin el koymak istediği Irak Anayasası'na göre tartışmalı bölgeler olarak konuşulan işte Kerkük'ten Sincar'a kadar olan bölgeler şu anda ağırlıklı olarak PKK bir şekilde oralara yayılmış durumda. Oralarda şeyleri var, noktaları var, kontrol noktaları var. Türkiye'nin altını, güneyini bir Kürt koridoruyla bağladı Amerika. Evet. Dolayısıyla ve tabii bu PKK'nın bu Irak'ta konuşlandığı işte kontrol noktaları veya ufak müstakil kurduğu yerler bizim Türkmeneli dediğimiz coğrafyaya da işaret ediyor. Bu anlamda da çok ilginç tabii bu konu. İşte en son telefer konusu gündeme geldi. İşte biliyorsunuz Haçlı Şabi'nin oraya müdahale yapmasına biz karşıydık. Yapıyor işte. Evet, şu anda operasyonu başladı. Başladı Haçlı Şabi. Çünkü orada hemen siz çıkış yaptığınız zaman karşı taraf hemen hamlesini yaptı. Haçlı Şabi'yi hemen kendi yasal güvenlik gücü haline getirdi. Öyle bir karar milis aldı. Milis gücü olarak. Milis gücü olarak kullanıyor. Ağırlıklı olarak tabii her gruptan aslında orada savaşan insanlar var ama ağırlıklı olarak tabii Şii güçlerin ağırlıklı ama olduğu bir güç. Ama Terahter'de IŞİD'le beraber yaşamak zorunda kalan oradaki Sünni Türkmenler de diyorlar ki tamam IŞİD'den bizi kurtarsınlar, kurtarın. Hani IŞİD belasını def edelim. Evet. Ama gelenler Şii, bunlar gelince bizi keser. Evet, tabii. Şimdi tabii, bu tehlike niye dikkate alınmıyor? Şu anda tabii telaferde ne kadar kişi kaldı, bundan kalanların ne kadar Şii, Sünni konusunda açıkçası ortada net bir bilgi de yok ama azaldığını biz biliyoruz. Ama görünen o ki Bağdat yönetimi orada Haçlı Şabi'yi kullanacak ve bir şekilde orayı özgürleştirecek diye düşünüyoruz. Tabii Türkiye'de buna karşı şu anda bir hamlesi, bir cevabını şu ana kadar göremedik. Evet. Ancak işte o Elbap, oranın da kontrol altında olan bölümünün giderek küçüldüğüyle ilgili de bilgiler evet. geliyor. Yani Esad güçleriyle YPG-PKK ÖSO'dan belli bir alanı geri aldı diye de bilgiler var. Tabii tarafta. Onlar da var. Tabii bir taraftan, tabii orada Fırat Kalkanı sınırları çevresinde böyle taliz atışları, karşı çalışmalar zaman zaman oluyor. İşte belli küçük bölgeler köyler el değiştiriyor, ediyor. Belki Elbap bölgesinde sizin dediğiniz gibi şeyler olmuş olabilir. Belki o yarın bir gün onun karşılığında Türkiye'de işte ÖSO'yu kullanarak işte Tezrifat bölgesinde, Afrin'e yakın bölgede bir karşı hamle yapıp işte hani medyada çok dillendirilen Afrin operasyonu dedikleri konu. Asıl savaş değeri zorlu olacak orada olabilir, diye de söyleniyor. Ama bunlar dediğimiz gibi şey olacak, ufak tefek daha böyle mevzi çatışmalar olacak ama asıl savaş sizin dediğiniz gibi değeri zorlu Suriye'de. Dananın evet. kuyruğu orada kopacak. Yani ona petrol, doğalgaz, yeraltı kaynakları. Tabii ondan önce, tabii biz oralara müdahil olabilecek biz onu bilmiyoruz ama ondan önce tabii bu İdlib belası ve oradaki bu El Nusra konusu var. Evet. Onu da ayrıca konuşuruz herhalde. Tabii tabii o önemli çünkü Amerika'nın bayağı tehditleri var. İdlib'le ve oradaki yapılanmayla ilgili Türkiye'ye dönük tehdit ölçüsünde değerlendirmeler geldi. Onu da konuşacağız. Bu senaryo ile ilgili ekleyeceklerinizi alalım mı hocam? Ben şunu belki ekleyebilirim. Her şeyi PKK, PYD ve Barzani açısından ortaya koyduk. Tamam. Özellikle 25 Eylül'de yapılacak olan referandum konusunda İran çok açık olarak tavır koyuyor, hayır diyor. İşte Bağdat aynı şeyi söylüyor. Amerikalılar bile işlerine öyle geldiği için belki hayır diyorlar. Türkiye hayır diyor ama bir tavır koymuyor. Evet. Yani Türkiye'nin tavır koyması demek Barzani'ye açıkça bunu yaparsan
külahları değişiriz diyebilmesi lazım. Tabii. Onun için belki Habur kapısını mı kapatır? Başka petrol akışını mı durdurur? En çünkü en net somut tavrı koyabilecek ülke de Türkiye aslında. Yani bunu Türkiye'nin bu konuda Türkiye'nin bu konuda hiçbir tavır koymadığını görüyoruz. Yani ben kabul etmiyorum bu referandumu falan diyor ama ne yapacağı hiç ortada yok. Hatta Barzani'nin başbakanı olan Neçirvan Barzani, ya Türkiye'de de tabii zaten evet diyecektir falan gibi. Yani bize sırtını dayamış gibi bir tavır var. Bence bu çok büyük bir yanlışlık. Barzani'ye güvenmek ve oradaki böyle bir devletin oluşması zaten mümkün değil. Yani farz edelim bu referandum sonuç verse, ona rağmen orada bir devlet falan olamaz. Bu bir savaşı gerektirir her şeyden önce. Bu bir planın parçası, bir adımdır. Bunu Türkiye'nin şiddetle reddetmesi, şiddetle karşısında durması lazım. Yani burada sessiz kalmak, hayır efendim ben karşıyım diyerek kenarda oturmak doğru değildir. İran'ın aldığı tavrı ben burada daha doğru bir tavır olarak görüyorum. Nitekim oradaki Irak Türkmenleri de bundan o derece rahatsızlar ki kendileri kendi göbeklerini kesmek için teşkilatlanmaya doğru gidiyorlar ve reaksiyon gösteriyorlar. Haklı olarak. Şimdi burada demek ki Türkiye'nin bu tavrını tenkit ediyorum ve burada Türkiye'nin mutlaka daha kesin bir tavır koyması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu çok önemli. Bunun altını çiziyorum. Bizim zannediyorum Genelkurmay Sözcülüğünü yapmış olan Yalım Eraktı galiba bu adalar konusunda da Kurmay Albay. Onun Ümit Yalım Albay. Ümit. Yalım Eraktı. Yalım Eraktı. O hayır büyükelçi değil. Bu şey. Hayır. Yalım Eraktı değil. Ümit. Ümit Yalım. Evet, Ümit Yalım. Onun mesela bir açıklaması var. Çok enteresan. 2002 senesinde bir Amerikalı generalle yaptığı bir konuşma, bir kor generalle, bu zannediyorum Yeni Çağ Gazetesi'nde bugün yayınlanmış, çok enteresan. Evet. Diyor ki adam, biz diyor orada bir İsrail, ikinci bir İsrail kuracağız ve bu Kürt devletini yapacağız, planlarını 2002'de söylüyor. Yani bundan 15 sene önce. O zaman reaksiyon gösteriyor, diyor ki oradaki Türkler ne olacak diyor, 3,5 milyon Türk var diyor. Türkler diyor Kürtlerin emrine girer, orada yaşayacaksa yaşamazsa da Türkiye'ye giderler diyor. Ve daha fazla reaksiyon gösterince o Amerikalı general oradan çekiliyor. Esasen Amerikalı general doğruyu söylemiş, yaptıkları şeyi söylemiş. Maalesef Türkiye'nin de çeşitli ekonomik hesap ve kitaplarla yaptığı tavizler, çıkar hesapları stratejik bu hataya sebebiyet vermiştir. Nasıl açılım sürecinde Türkiye büyük hatalar yaparak içeride büyük kayıplarla tekrar o bölgeyi kurtarmaya çalışmışsa, değil mi? Oda ev ev, sokak sokak, sivilleri ayırarak gerçek teröristlerden büyük mücadele vermişse, burada da aynı hatayı yapmıştır. Ve bu aynı hata şu anda benim kanaatimce devam ediyor gibi görünüyor. İnşallah devam etmiyordur. Yani bunun altını çiziyorum, ilgililere buradan sesleniyorum. Kesinlikle bu 25 Eylül'de yapılacak olan referandumda kesin bir tavır koymaları lazım. Hayır demeleri lazım. Barzani'nin şunu anlaması lazım. Bunu yaparsam Türkiye'yle aram bozulur. Yani gerekirse Türkiye Barzani'nin buradaki mal varlıklarına el bile koyabilir. Onu söyleyeyim yani. Niçin yapmasın? Kendi çıkarlarına ters olduğuna göre yapabilir. Ben yani teorik olarak söylüyorum bunu. Birincisi bu. İkincisi, Cahit Albayım'ın söylediği şeylerin hepsine katılıyorum. Ama bu senaryoya bir şey daha eklemek istiyorum. O da şu. Bizim bu tarikat mensuplarının en büyük eksiklerinden bir tanesi millet kavramının beyinlerinde olmaması. Kafalarında yalnız ümmet var. Halbuki biz Türk milletinden bahsediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı en önemli Kuvayi Milliye Hareketi'nin dayanağı millet kavramını öne çıkarmasıdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir meselesidir. Bunların kafasında bu yok görünüyor. Evet. Bütün eğitim sistemlerinde, davranışlarında hep çıkar ilişkilerine dayalı olarak, ümmet kavramına dayalı olarak hareket ettikleri için IŞİD, Nusra veya benzeri bir başka hareket orada ki yabancılar tarafından destekleniyor ve o tarikatlarla yabancı istihbarat örgütleri arasında ilişkiler olduğunu biliyoruz. Çeşitli devletlerin, İngiltere'si, Amerika'sı, Almanya'sı, Fransa'sı vesairesi, bütün bunlar var bu işin içinde. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da ben dışarıdan özellikle Irak ve Suriye'den Türkiye'ye doğru, yalnız PKK manasında değil, yalnız PYD manasında değil,
aynı zamanda bir İslami ümmetçilik anlayışı içerisinde İslam devleti kuruyoruz adı altında bir hareketin yukarıya doğru çıkabileceği endişesini taşıyorum. Böyle bir şey olursa bu Türkiye'de de bazı kafası yanlış istikamette yıkanmış insanlar tarafından bu yönde yorumlanarak Türkiye İslam devleti oluyor şeklinde yorumlanabilir. Tamamen yanlış tabii. Bu da Türkiye için daha büyük bir tehdittir bakın. PKK tehdittir, doğrudur. Fakat bu anlattığım tehdit en az onun kadar belki ondan daha büyük bir tehdittir. Ve karşı taraf maalesef gerek etnik gerekse dini bu özellikleri kullanarak iç savaşı böyle tetiklemek istiyor kanaatindeyim. Nitekim anlayışlarına bakın. Bence Diyanet İşleri Reisi bir açıklama yapmış ayrılırken. Çok güzel. Açıklamasını okudum. Ama o açıklamayı ta o iş başına geldiği zaman ve uygulaması esnasında yapmalıydı. Söylenenler değil, yapılanlar önemlidir. Orada pek çok yapılan yanlışlara niçin göz yumuldu? Dini olarak. Niçin efendim imamlar veya camiler veya dini hareketler Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına karşı kullanılırken ses çıkarılmadı? Çünkü millet kavramının dışında ümmet anlayışıyla bu iş götürüldü de onun için. Halbuki bizim İslam anlayışımızda önce millet vardır. Millet yoksa ümmet diye bir şey olmaz. Şu İslam dünyasının haline bir bakın. Ne duruma gelmiş vaziyette? İki yakası bir araya geliyor mu? Paramparça olmuş vaziyette. Afganistan'ın haline bakın. Pakistan'ın haline bakın. Diğer Arap ülkelerinin haline bakın. Şu halde biz İstiklal Savaşı'ndaki Kuvayi Milliyecilerin gayretiyle Atatürk'ün önderliğinde milli bir devlet kurduk. Devrimler yaptık, laiklik ilkesini getirdik ve din devlet işlerini ayırdık. Şimdi bunu tersine çevirmeye çalışıp bunun bir İslamcılık olduğu anlayışını ortaya koymaya çalışmak fevkalade yanlış bir yaklaşımdır. Milli eğitimde de bunun etkilerini görmekteyiz. Ben bunu büyük bir tehlike olarak görüyorum. Bu çocuklar, 10 seneden bahsediyor Amerikan senaryosu. Bu çocuklar bugün eğer 6-7 yaşındaysa 10 sene sonra 17 yaşında olacaklar. O zaman onlar olaya nasıl bakacaklar? Hepsi efendim şalvar giymiş, kafasına sarık sarmış çocuklar. İslamiyet bu mudur? İslamiyet bu değildir. İslamiyet her şeyden önce milletine hizmet edip milletinin bağımsızlığını korumak demektir. Siz bunu yapmadığınız zaman hangi İslam devletinden bahsediyorsunuz? Böyle bir İslam devleti olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Bu çöküntü anlamına gelir. Açık konuşuyorum, PKK-PYD tehlikesinden en az eşdeğer olarak böyle bir tehditle karşı karşıyayız. Ve burada Türkiye'ye göç etmiş olan Suriyelilerin de maalesef kullanılabileceği endişesini taşımaktayım. Onu da söyleyeyim. Somut işaretler var. Çünkü 2 milyon çocuk var, bu 4 milyon civarında. Bu 2 milyon çocuğun yalnızca %10'u benim aldığım bilgilere göre okula gidiyorlar, öbürleri okula gitmiyorlar. Siz bunlarla ilgilenmez, bunlara Türkçe öğretmezseniz, laik bir eğitimden geçirmezseniz bu tarikatlara malzeme çıkarıyorsunuz demektir. Ve bu malzemeler bu terör örgütleri tarafından severek kullanılır. Suriyeli çocukların çok, İmam Hatip'lerine yönlendirilmesiyle ilgili çabalar olduğu konusunda da bilgimiz var. Bakın işte bu yanlış bir din anlayışından kaynaklanmaktadır. Yani İmam Hatip lisesi sayısını artırarak otomatik olarak kurtulacağını zannetmek. Yok, İmam Hatipleri artırarak da artık geçti o. Bunu düşünerek yanlış. Diğer ortaokullar liseleri de İmam Hatipleştirerek tamamını bu çok tehlikeli. Onun için Diyanet İşleri Başkanı'nın ayrılırken yapmış olduğu o güzel metin çok güzel ama. Sadece güzel bir metin olarak. Ama uygulaması maalesef böyle olmamıştır. Ve bugün Fethullah Gülen örgütü bu işleri yapabilmişse bunda hepsinin payı vardır. Bunu açıkça söylemek lazım. Onun da payı vardır. Gereken reaksiyonu göstermediği için. Evet. Yani demek ki 3 nokta burada önemli. 1. Laiklik anlayışı, din devlet işinin ayrılması. Laik bir devlet, dünyevi bir devlet olacak. Herkesin Allah'la olan münasebeti kulla Allah arasında olacak. İkincisi, bunu yaparken Kur'an-ı Kerim tercüme edilecek ve Kur'an-ı Kerim anlaşılacak manası fevkalade önemli. Üçüncüsü de insanları ümmet kavramına sokarak milli özelliklerinden çıkarıp milli devlet kavramını ortadan kaldırmaya karşı bir tavır geliştirmemiz gerekiyor. Yani çok cepheli bir mücadele gerekiyor. Bu sonradan silahla yapılan mücadeleden önce beyinlerde cereyan eden bir mücadeledir. Bu mücadeleyi yapmamız lazım. Biz buradan bunu uyarmak mecburiyetindeyiz. Zamanında bunu eğer biz yapabilseydik, gerek etnik konularda, millet kavramında, gerekse bu tarikatlar anlamında yapabilseydik, o zaman belki bu duruma düşmeyecektik. Evet. Önemli bir tehlikeye dikkat çektiniz hocam. Şimdi Sayın Dilek,
Bütün bu konuşmalarımızın içinden çıkartarak biraz da Ortadoğu'nun geleceğine dönük başka tehlikelere de dikkat çekmek gerekiyor. IŞİD'le mücadele, koalisyon, işte Amerika karar verdi, tamam IŞİD bitmiştir. Onun yerine ikame edeceği bir başka dini motifli bir terör örgütü çıkarır mı? Yoksa bu parçalanmış yapısıyla İsrail'in çok memnun olacağı bir Orta Doğu'yu yeterli görür mü? Bir de bununla bağlı olarak İsrail'in bir Kürt devletini ilk tanıyan ülke olacağını ifade ettiğini biliyoruz. Doğru. Resmi açıklama vardı. Bu ileride Orta Doğu coğrafyasında herkesten Türkiye'de dahil olmak üzere pay kaparak büyük Kürdistan'ı oluşturmaya çabalayan ve kimi egemen güçlerin de desteklediği bu proje hayata geçtiğinde derler ki Orta Doğu'nun bundan sonraki savaşı Kürt-Arap savaşıdır. Evet. Bununla ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Oraya geçmeden önce referandumla ilgili, Barzani'nin referandumla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben yazdığım yazıda ve kendi analizimde uğraştığım sonuç şu. Referandumun Türkiye'ye bedeli Türkiye'nin güneydoğusu olacaktır. Yani bunu bu şekilde görmek lazım. Çünkü orada oluşacak bir bağımsızlık, işte Suriye'nin kuzeyinde oluşmakta olan artık bunu herkes kabul ediyor. Artık an meselesi, zamanlama meselesi, yani daha doğrusu Suriye'deki diğer bölgelerdeki çatışmaları şey yapacak ve anayasa oluştuktan sonra orada da bir özel bölge ve daha sonra da işte birleşme durumu olacak. Dolayısıyla bu Türkiye'yi vuracak bir konudur. Dolayısıyla olaya böyle bakmak lazım. Yani nasıl Amerikalılar 10 sene sonrasını görüyorsa bu işin şeyi de budur. Yani referandum oldu bittiyle orada kalmayacak bir şey bu. Bunun bedeli Türkiye'nin güneydoğusu olacaktır. Onların o nihai hedefleri, işte büyük hedefimiz falan diye okuduğumuz zaman bu işin böyle olacağını görmemiz lazım ve Türkiye orada işte kabul edilemez, çok zamanlaması uygun değildir gibi açıklamalar var. Kibar açıklamalarla biz bunun yapılmasına izin şey vermeyeceğiz açıklamasıyla bu işi bitirmesi lazım. Elinde dediğim gibi en somut tedbirleri alabilecek ülke Türkiye. Yani sınırları kapatırsınız, petrol satışını engellersiniz, işte Barzani'nin Türkiye'deki şirketlerle bir sürü tedbiriniz var. Yani dolayısıyla ve oradaki diğer büyük tehlike de orada öyle bir bağımsızlık olsa bile Barzani'nin iktidarda kalacak konusunda da çok sıkıntı tabii, var. Yani orası PKK'nın çok zorluyor. PKK'nın eline de geçebilir. Yani PKK'nın hazırlığını yapıyor bir tabii, şekilde. Tabii Goran oradaki hareketi var muhalif. Bunlar oldukça kuvvetli. Hani demokratik bir dille açıklarsak eğer yüksek oy oranına sahip evet. Ve Goran hareketi içinde PKK çok etkin. Evet. Yani bunu bilmek lazım. Tabii. Ondan sonra ben Rus uçağını düşürdüğümüz zaman şöyle bir öngörüde bulunmuştum. Bu Rus uçağını düşürmenin bedeli Suriye'nin kuzeyini PKK'ya teslim etmek olacaktır diye bir öngörüde bulunmuştum. Şu anda tamamlanmadı bu süreç ama bizim o zaman Rusya'yla yaşadığımız krizlerin etkisiyle oluşan, başlayan süreçler maalesef bu işi neredeyse Türkiye'nin o noktaya getirmek üzere az kaldı. Dolayısıyla bu uyarıyı bir şekilde böyle okumak lazım. Yani orada uçak düşürdük de kalmadı o iş. Onun bir bedeli var. Türkiye yanlış bir hamle yaptınız ve yanlış çözüm önerisine gittiniz. Politikayı yanlış uyguladınız ondan sonrasında ve onun bedelini bir şekilde Türkiye maalesef böyle ödeyecek. Tabii döndürülme şansınız var mı? Daha çok bedel ödemeniz gerekecek. Dolayısıyla bu işi döndürebilmeniz için. Bu ikincisi. Suriye'de ne olabilir? Yeni bir terör örgütü çıkabilir mi? İşte bu sorunuzu belki İdlib merkezli bir şekilde okumak lazım diye ben değerlendiriyorum. Tabii Türkiye çok anlık, yani Türkiye'de biz anlık çok cari konularla yatıp kalktığımız için yani bir sorun çıkıyor. Bütün toplum olarak, bütün medya aynı konuyu ilgileniyor. Diğer konular bir şekilde gündeme gelmiyor siz uyarsanız bile. İşte 2016'nın Ocak ayında ABD'nin yayınladığı bir küresel tehdit raporu var. Her sene yayınladıkları bir rapor var bu. İstihbarat raporu. Orada bir tehditten bahsediyorlardı bunlar. Diyorlardı ki Air Nusra daha büyük bir tehdit olarak ortaya çıkıyor. IŞİD'den daha büyük bir evet. Tehdit. Onu söylüyorlardı. Onunla o raporla eş zamanlı olarak birkaç tane Amerikan düşünce kuruluşu da daha geniş kapsamlı analizler yaptılar ve kullandıkları ifade şuydu. IŞİD'i bırak, El Nusra'ya bak. Çünkü daha büyük bir terör örgütü geliyor. El Nusra'nın, işte IŞİD'in mirasını
üstleneceği, el konacağı, onların altyapısına sızdığı, ele geçirdiği konusunda tespitler ve raporlar vardı. Ve orada çok ilginç bir ifade daha vardı Amerikan değerlendirmesinde. El-Nusra'nın 4 tane ülkede yapılanmasının olduğundan bahsediyordu. Afganistan, Pakistan, orayı biliyoruz zaten. Diğeri de Suriye ve Türkiye. Şimdi şöyle adım adım gidelim de Amerika, daha kolay anlaşılsın diye. Bir kere İdlib Türkiye'ye ne kadar yakın? İdlib işte bir sınır hattıyla bağlı, çok yakın. Çok yakın. Çok yakın. Hatay'ın hemen biliyorsunuz. Öksürdüğünü duyulur. Tabii ki. Şimdi El-Nusra, El-Kaide'den ayrılmış radikal dinci bir örgüt. Evet. IŞİD'den bir farkı yok. Yok. Ama El-Kaide'den de ayrıldığını açıklamış bir örgüt. Evet. IŞİD de oradan ayrıldı. Hepsi oradan ayrıldı. El-Kaide'den çıktı. El-Kaide'den çıkma. Yani bunu böyle bir koyalım. Evet. Şimdi Amerika'nın Suriye özel temsilcisi bir abi var. Evet. O şöyle diyor. Yani kendi söylediklerini tırnak içinde okumak istiyorum. Atlamamak için. Suriye'nin kuzeyi tarihinin en büyük trajedilerinden birine sahne oluyor. İdlib'de Nusra cephesinin hakimiyet kurması halinde, hani burnumuzun dibindeki İdlib'de, Türkiye'de de yapılanması olduğu ifade edilen, hatta bir vakitler Türkiye Nusra'yı besliyor iddialarının çok ortaya döküldüğü dönemleri de hatırlayarak, diyorum ki, diyor, İdlib'de Nusra cephesinin hakimiyet kurması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekli askeri önlemlere başvurmamaları konusunda uluslararası aktörleri ikna etmesi çok zorlaşır. Yani diyor ki müdahale edelim kardeşim, askeri müdahalede bulunur. Evet. Bu sadece Türkiye sınırlarının bir karış ötesindeki İdlib'de El-Nusra'ya mı olur? Yoksa sınır aşan bir müdahale mi olur? Evet. Türkiye'ye dönük de bir tehdit var mı? Tabii, onu da içine katarak değerlendirir misiniz? Tabii ki var. Şimdi biliyorsunuz Suriye'de 4 tane çatışmasız bölgesi ilan edildi. Bunun bir tanesi de bu İdlib'di. İşte oraya Türkiye ile Rusya'nın müdahale etmesi, işte askerlerin devreye dolaşması, oradaki çatışmaları önlemesi söz konusu. Öyle bir plan var idi. Fakat tabii bu görüşmeler devam ederken bir Katar krizi çıktı biliyorsunuz. Yani hala devam ediyor. Bu Katar krizinin bir etkisi tabii o zamanlar hissedilmemişti ama biz kendi yaptığımız değerlendirmelerde bir şekilde bir öngörüde bulunmuştuk. Oradaki muhaliflere, yani ÖSO'cu gruplara destek sağlayan ülkeler vardı. İşte Katar vardı, Suudi Arabistan vardı. Amerika Birleşik Devletleri. Suudi Arabistan vardı. Ama kesti. Ve Amerika vardı. Şimdi bu Katar krizinden sonra Suudi Arabistan ve Katar, Suudi Arabistan daha önce kesmişti. Katar da kesti. Ondan sonra o ÖSO grubu bütün maliyetleri bir şekilde Türkiye'yi de destekliyordu. Türkiye'nin üzerine kaldı. Tabii Türkiye'nin bunu ekonomik olarak kaldırabilmesi mümkün mü? Çünkü hem ekonomik yardım hem işte sağdan soldan bir şekilde silah milah bir şekilde nasıl olacaksa muhalif gruplara yardım edilmesi gerekiyordu. Bunu Türkiye tabii yapması mümkün değildi. Daha sonra Amerika'da yardım kestiğini açıklayınca bu gruplar geçen hafta İdlib'de büyük bir çatışma yaşandı ve El-Nusra El-Nusra o İdlib'i hemen hemen kontrol altına aldı. Onları bir şekilde bertaraf etti. Öldürdü veya adamlar bir şekilde kaçtılar. El-Nusra'ya sığındılar. Başka yere kaçtılar. Veya Türkiye'ye kaçtılar. Evet. Detaylarını tam bilemiyoruz. Sonuçta sınırdan geçişler yapıldığı için. Onun haricinde orada tabii El-Kaide kendine yönelik orada bir neredeyse bir özel bölge haline getirmeye başladı bu konuyu. Tabii Amerika'nın oraya biz destek, El-Nusra'ya da destek verdiği konusunda bir şüpheler vardı. Bizzat El-Nusra grubundan açıklamalar vardı. Biz Amerikalılar bizi destekliyor diye ama Amerikalıların da daha önce... Sözünüzü kesiyorum ama Amerika, Rusya ve Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği o listelerde El-Nusra var. Var tabii var. Herkesin olarak. Var. Yani terörsüzsüz herkesin kabul ettiği terör örgütlerden bir tanesi bu. El-Nusra. Tabii bu son zamanlarda bu çatışması bölgesinde bu konu gündeme geldikten sonra bu çatışmalar olunca o esnada başka bir şey daha gündeme geldi. İşte yazılı çizildi ama ABD ile Rusya'nın buraya müdahale edeceği konusu gündeme geldi. McGurk da muhtemelen buna benzer bir şeyden bahsediyor. Tabii eğer onlar oraya bir şekilde müdahalede bulunursa, yani yapacakları hava operasyonu olacaktır ve güneyden de işte Rus, Suriye güçleri bir şekilde karadan da belki müdahalede bulunacaklardır. Bu adamların gideceği bir yer var.
Kaçacakları bir yer var. Türkiye. Başka gidecekleri hiçbir yer. Çünkü etrafları sarılmış vaziyette. Tehlikesi bu, evet. Şimdi ABD son Irak operasyonu öncesinde stratejiyi değiştirmişti. Neydi o? IŞİD'cil teröristlerin kendi ülkelerine dönmesini izin vermeyeceğiz. Burada ima edeceğiz ki döndükleri, yani dönemesinler ve kendi ülkelerinde sorun çıkaramasınlar. Dolayısıyla şimdi bu İdlib'deki El-Kaide gruplarının ağırlıklı olarak işte Orta Asya ülkelerinden, Çeçenlerden, işte Özbeklerden gelen gruplar olduğu biliniyor. Dolayısıyla Rusya da onların bir şekilde oradan çıkıp gitmesini istemiyor. Yani kendi ülkelerine dönmesini istemiyor. Çin de istemiyor. Tabii Çin de istemez. Şimdi o ilk başta Çin'e Çin konusunda geliyoruz oradan bir şekilde. Dolayısıyla onların orada bir şekilde imha edilmesi gerekiyor. Yani bu bir 80 bin kişilik gruptan bahsediliyor. Terör grubundan bahsediliyor. Bunun böyle bir imha kişilik, olabilir mi? 80 bin kişilik bir o grup sıkıştığında Türkiye'ye girme tehlikesi olan grup. Tabii. Silahlı. Tabii. Aileleri de var yanlarında. Yalnız değiller. Tabii. Yani aileler kaç tür tehdit altındayız güneyimizden? Yani evet. Onu bunlar, ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani sınır ne kadar güvenli, ne kadar bu geçişler engellenebilir ve engellemek işte ne kadar insanı biliyorsunuz işte sınır aç diyeceklerdir belki. Tabii. Onu da bilemiyoruz. İşte aç ama Türkiye'den çıkmasınlar. Sen başka bir çözüm bul belki denecek. Türkiye'de bunlar alıp belki Fırat Kalkanı bölgesine götürecek falan. Mesela bir çözüm olarak söylüyorum bunları. Yani bir kısmı Türkiye'de kalacak. Zaten yapıları var, bağlantıları var Türkiye'de falan. Hayır, Türkiye niye Nusra'ya destek çıksın ki? Sonucunda tabii o da sınırını kapatsın. Evet. Eğer bir imha harekatı olacaksa Türkiye'de katılsın ona. Evet. Tabii, yani sınırın, Nusra'dan söz ediyoruz. Sınırın yapısı itibariyle orası ne kadar kapatılabilir? O konuda çok da emin değilim. Duvar yani çekiyoruz ya. Yani. Evet. Bir de tabii İslami düşüncelerle işte bunlar bizim hareket ederlerimiz. Evet. Bunlar İslam devleti için çalışıyorlar diye propagandalar falan yapılabilir. Evet. O zaman tabii bu mesele daha vahim hale gelebilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü onların birçok büyük şehirlerde de biliyorsunuz kampları, para topladıkları, taraftar topladıkları yerler var. Belli iller var. İsim vermeyin burada. O vilayetleri zor durumda bırakmamak için. Ama böyle şeyler olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla biz 2 sene önce bir şekilde uyarıldığı zaman, Amerikan raporlarında bu işler bir şekilde deşifre edildiği zaman, ortaya konduğu zaman Türkiye tedbir alsaydı işte ve ondan daha öncesinde yani ılımsız ılımsızına bakmadan oradaki hiçbir silahlı gruba destek vermeseydi, öyle bir işe girmeseydi belki bu sorunlara karşılaşmayacaktı. Tabii tabii. İşler bir şekilde katlanarak gidiyor. Yani bir yerde başlangıçta ve strateji seviyede yaptığınız bir hatayı siz ondan sonra taktik çok şeylerle dönüştürmeniz mümkün değil. Nesilleriniz ödüyor ondan sonra yaptığınız hatayı. Doğru. Yani bu onların tabii Türkiye'ye gelmesi, işte biraz önce bahsetti hocam, Türkiye'deki 3,5 milyondan fazla göçmenin işte en az 2 milyonunun yapılan bir çalışmadan bahsediyorum okuduğumuz. En az 2 milyonunun bu cihatçı örgütlere yakın olabilir. Olduğuna dair şeyler de var, tespitler de var. Dolayısıyla bunlar yani Türkiye'de oluşacak bu terör örgütlerinin potansiyeli çok fazla ve bu Türkiye'ye ağır maliyetleri getirecek ölçüde. İşte Amerikalıların o senaryosu buna dayanıyor aynı evet, zamanda. Evet. Yani yalnız PKK dediğiniz gibi uzun vadede değil, 10 yıllık bir yani, süreçten söz ediyorum. Tabii yani PKK'nın üzerine siz yani etnik terörün üzerine ayrışmanın üzerine bir de böyle dini ayrışmayı koyduğunuz zaman kaosun büyüklüğünü siz düşünün. Çok ciddi tehlike bu. Dolayısıyla Türkiye bu eğitim sistemini yani bunu çok iyi düşünmesi, iyi düşünmesi lazım. Çok, yani böyle çok günlük anlık evet, işte bu tarikatlar da iyi adamlardır işte başta alnı secdeye değiyor gibi evet, yaklaşım Türkiye'yi Türkiye gibi kurucu değerlerine dönmeli. Evet, bu doğru noktadan başlayarak hocamıza söz verelim. Bu bölümü de sizinle evet, evet ben belki bu son açıklamalara şöyle ufak bir şey daha ekleyeyim. Bu Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra o bölgeye giden resmi görevlilerden ve diğerlerinden duyduğum orada bizim kaymakamlarımız var, emniyet müdürlerimiz var, tam organize olmuş vaziyetteyiz. Yani bir noktada idari olarak orayı kontrol altına almış görünüyoruz. Hatta ekonomi ve ticaret hayatı da yavaş yavaş düzene giriyor gibi görünüyor. Ancak bir sıkıntı var. Bir, su temini, iki, enerji temini. İkisi de Membiç'ten geliyor, Fırat Nehri. Membiç'in o tarafına bizim geçmemiz engellendi. Çünkü o Fırat Kalkanı Harekatı'nın bulunduğu bu bölgeyi besleyen enerji ve su oradan geliyor. Yani o da PYD'nin kontrolünde. Çok enteresan. Demek ki bizim ne yapıp yapıp orayı zamanında
Amerikalılar oraya 100 tane asker de koysa, onları takmadan Membiç'i alıp bu Fırat Kalkanı'ndaki bölgenin enerji ve su güvenliğini teminatın altına almamız gerekirdi. Yani her şey zamanında yapılması lazım. Bir atasözü var biliyorsunuz. Demir tavında dövülür. Evet. Bir şeyi tavında dövmezseniz sonradan çok daha zor çözebilecek hale gelebilirsiniz. Bunu da ciddi bir problem olarak lütfen görelim. Burada Rusların da endişeleri var haklı olarak. Onların korkusu, Çin de aynı şekilde. Oradan gelen biraz önce Cahit Albay'ın söylediği işte Uygur kökenli veya işte Rusya kökenli Türklerin veya Müslümanların orada eğitilip tekrar Rusya'nın içerisine dönüp, Çin'in içerisine dönüp orada terör faaliyetlerini başlatmaları. Bir araya girip bu aynı zamanda eğer Amerikalılar onlar oraya gitmesini istiyorlarsa bir maksadı var orada huzursuz çıktığı zaman Çin'in İpek Yolu projesi de baltalanmış olacak. Ya zaten planda bu. Evet. Yani şimdi burada çok enteresan oyunlar dönmektedir. Bu oyunlarda bunlar alet olarak kullanılmaktadır. Enteresan bir haber. Hangi kanalda, hangi Almanlarda mı bir yerde okudum. O enteresan. Diyor ki Musul'da etkisiz kalan IŞİD militanları belli araçlara konarak hava yoluyla muhtemelen Afganistan'da bir yere götürülüp bırakılmışlar. Orada tutuluyorlar. İhtiyaç duyulduğu zaman kullanılacaklar. IŞİD kimin organizasyonuydu? Trump ne demişti şeye Clinton'a? Bunu siz yarattınız, ben ortadan kaldıracağım. Hala ortadan kaldırma falan söz konusu değil. Gene ihtiyaç duyulan bir teşkilat. Başka bir yere kaydırıyorlar. Evet. Yani şimdi orada kullanıyorlar. Nitekim Taliban IŞİD'i sıkıştırmış. Gene bu dış kaynaklı bir haber. Yok edecek. Tam o sırada Amerikan Hava Kuvvetleri geliyor. Helikopterlerle onları alıp kurtarıyorlar. Bunun içerisinde kendi adamları da var. Bunun içerisinde paralı askerler de var. Yani bir nevi savaşın özelleştirilmesi diyelim. Irak'taki savaşta yalnız Amerikan Silahlı Kuvvetleri görev almadı. Orada savaş özel şirketler özellikle Dick Cheney bunlardan birisidir. Bu şirketlerden birinin sahibidir. Yani benim bir master çalışması yaptırmıştım. Bir sanıyorum işletmeciydi arkadaşımız. Güzel bir çalışma yaptı. Ve bu çalışmada şu ortaya çıktı. Yani 150 bin civarında hatırımda kaldığı kadar söylüyorum. Sivil şey var orada savaşçı Amerika'dan gelen veya dışarıdan kiralanmış. Bunlar Amerikalılarınkinden daha fazla bir asker ve birçok suçu, savaş suçunu da bunlar işlemişler. Onu da söyleyeyim. Çünkü evet. Onları sorumlu da tutamıyorsunuz anlaşmayı imzalamadan. En bildiğin Blackwater. Yani evet Blackwater onlardan biri. Evet. Yani şimdi bu işler eğer öyle isterseniz aynı zamanda bir ticari meta haline gelmiş vaziyette. Para kazanma aracı. Nasıl silah sanayi bundan geçiniyorsa bu şekildeki savaşçıları kullanmak da bir ticaret alanı haline gelmiş vaziyette. Ve bir de tabii ama neyse hep Müslüman coğrafyasında oluyor. Tabii en zayıf yer orası. Ve aynı zamanda bu esrar, eroin vesaire gibi şeyler de bunun finansmanı için kullanılıyor. Eski esrar kaçakçılığının ötesinde. Şu anda Suriye'nin içinde de pek çok alanlarda bu esrar yetiştirilmesi ve bunun ticaretinin yapıldığına dair haberler geliyor. Bu da çok çok önemli. Hocam şimdi bütün şeyleri çevirdiniz. Şeyleri kesildi. Dış başka kaynak kaldı. Amerikan yardımı kesildi. Bu yoldan. Ne yapacak adam? Mesela şu anda İdlib'deki El-Kaide ne yapacak? Evet. Bir kaynak bulması lazım. Bu yoldan. Silah bulması için. Bu yoldan. Elemanlar nasıl para verebilmesi için. Tabii. Uyuşturucu kaçakçılığına girişecektir. Maalesef. Yani eğer bu haber bu şekilde evet, ise. Evet bu şekilde. Ve şaşırtıcı bir şey değil. Değil. Yani Afganistan modeli yani. Afganistan'da. Yani onun için Afganistan oluyor diyoruz ya. Burada en büyük şey. Evet çok doğru. Burada İranlılar bundan 2 sene önce bir düşünce kuruluş çalışması yapmak için Tahran'a gittiğimizde bize demişlerdi ki biz Türkiye'nin Pakistanlaşmasından korkuyoruz. Hatta bu konuda master ve doktor çalışmaları yaptığını söylediler. Tahran Üniversitesi'ndeki bir siyaset bilimi hocası. Bana da tavsiye etti o konuda çalışmalar yapınız diye. Doğru. Ve ben şimdi maalesef yani 2 sene geçti aradan ama bu tespitin doğru olduğunu görüyorum. Biraz önce sizin söyledikleriniz de o istikamette geliyor. Yani bir şekilde orada aynen Afganistan'daki o kaos ve mücadele nasıl Pakistan'ı sınırdaki vilayetlere en azından bu hale dönüştürmüşse aynı plan Türkiye için çalışmakta. Yani Suriye sınırlarına ve içe dönecek. Dönecek. Güneydoğu'da buna Antep işte belki Hatay işte o bölgedeki illerimiz adaydır. Kilis değil mi? Adaydır. Tabii göç dolayısıyla destabilize oluyor.
yatırım yapılamamış oluyor. İnsanlar geçim kaynağı bulamıyorlar. Bir de onları işte Müslümandan zarar gelmez, bak onları İslamiyet'e eğittik, kurtardık diye düşünen tarikat anlayışıyla bu işe yaklaştığınızda bu defa yeni bir takım terör örgütleri yaratmış olabiliyorsunuz. Yani bu bir açmazdır. Bu açmaz Afganistan-Pakistan meselesi ve oradaki olay esasen bizim için çok öğretici bir örnek olmalıdır. Bundan ders çıkarmamız gerekmektedir. İran da bakın bundan mutazarırdır. Çok mutazarrırdır. Canım, ve yani, bir büyük göç hareketi oradan geliyor. Afganistan-Pakistan'la derdini daha halledememiş, o taraftan sıkıntı yaşayan bir İran. Evet. Bir de burada, Türkiye sınırından oldu mu, evet, o da kendini kuşatılmış hissedecek. İşte Çin de burada bunu çözebilmek için, kendi içinde de bunun olmasını engellemek için o bir kuşak bir yol şeyinde İran'la Pakistan'la çok yakın ekonomik işbirliğine dikkat ederseniz girmiş vaziyette bunu çözmeye çalışıyor. Ve şimdi de Türkiye. Türkiye şimdi. Yani böyle baktığınız zaman da bunların birbiriyle çok yakın ilişkisi olduğunu da görebilirsiniz. Yani nedensiz değil. Hayır. O zaman Dışişleri Bakanı'nın Çin temaslarını ve bu açıdan değerlendirmek lazım. Çok Çin'in yanında duran tavrını böyle mi? Böyle de aynı zamanda böyle değerlendirmemiz lazım. Evet. Aynı zamanda böyle değerlendirmemiz lazım. Kürt-Arap Savaşı olur mu ya gelmiştik. Yani bir ikinci İsrail formatında düşünülen Kürdistan ve Orta Doğu coğrafyasında bir Kürt-Arap tabii Savaşı bu, ihtimali var mıdır? Kısaca lütfen. Tabii ki bu şeyde Maliki Başbakanken bu Kerkük sorunu itibariyle falan o zaman bir Bağdat yönetimiyle yani Barzani yönetimi arasında bir savaş neredeyse an meselesiydi. Yani cephe cepheye gelmişlerdi. Bu yaşanabilir. Öyle bir tehdit var ama tabii Amerika oraya iyice yerleşti. Yani bir şekilde koruması altına aldı. Kürtlerin de yani Barzani yönetiminde bu konuda bir güvence hissettiklerini biliyoruz. Yani yıllar öncesinde söylüyorum. 2004'te falan mesela öyle bir duyumda almıştık. Mesela Amerikalıların bu Barzani yönetimiyle bir anlaşma imzaladı. Onların güvenliğini sağlamak üzere. Suudilerle yaptığı güvenlik anlaşması imzaladığına dair bir şey çıkmıştı ama onun sonu detaya gelmedi ama bu gerçek olabilir. Dolayısıyla evet, Ortadoğu her türlü savaşı zaten teşne. Evet. Hazır bir coğrafya. Peki teşekkür edelim Sayın Dilek. Sevgili seyircilerimiz yine bir aramız var. Sonra konuklarımızla beraber karşınızda olacağız.